Bu videoda kısmi türevi anlatmaya çalışacağız. Bu daha doğrusu kısmi türevi anlatmaya başlayacağız. Kısmi türev oldukça önemli bir konsept olacak. Kısmi türev çünkü bu konuyla birlikte çok değişkenli fonksiyonlarda artık türev kavramını kullanmaya başlıyor olacağız. Tabii ki temel malzememiz yine iki değişkenli fonksiyonlar olacak. Neden? Çünkü iki değişkenli fonksiyonların bildiğimiz gibi grafiklerini 3 boyutlu koordinat sisteminde çizebiliyoruz değil mi? Dolayısıyla görsel olarak olayı anlatmak için iki değişkenli fonksiyonları kullanacağız. Ancak buradan çıkan sonuçlar diğer çok değişkenli fonksiyonlara da genellenebilir diyeceğiz. Şimdi kısmi türevi anlatmaya başlamadan önce şunu yapmak istiyorum. Kalkülüs 1'deki türevin anlamını ...hatırlatmak istiyorum. Türev ne demekti? Tabii ki çok iyi biliyoruz. Ancak bir hatırlayalım. fx eşittir y şeklinde... ...bir tek değişkenli fonksiyonum varsa... ...ve bu fonksiyon... E, ...koordinat... ...düzleminde değil mi? Y ve x koordinatları... ...mesela ne diyelim? Şöyle bir eğriyi temsil ediyorsa... ...böyle bir eğriyle temsil ediliyorsa diyelim... E, ...bu fonksiyonun mesela x eşittir, x0 noktasındaki türevi derken neyi kastetmiş oluyoruz? Hemen e, söyleyelim. Zaten iyi biliyoruz değil mi? E, bu fonksiyona değil mi? O noktada çizilen teğet doğrusunun eğimini kastetmiş oluyoruz aslında değil mi? Bunu çok iyi biliyoruz. Yani bir fonksiyonun bir noktadaki türevi o noktada çizilen teğet doğrusunun eğimi demektir. Bunu biliyoruz. Eğim sözcüğünü ee, tekrar işaretleyelim burada. Ya da başka bir şekilde ifade etmeye çalışırsak ne demiştik? Değişim oranıdır türev demiştik değil mi? Değişim oranıyla kastımız neydi? Bu x0 noktasından başlarsak eğer ve buradan çok küçük miktarda girdimi x'imi yani değiştirirsem fonksiyonda acaba çıktım yani y değişkeni hangi oranda değişir? Ee, bunu söylüyordu. Dolayısıyla değişim oranı da Diyebiliyorduk. Bu şekil, bu sözcüklerle de ifade edebiliyorduk. Türevi e, kalkülüs 1'de. Şimdi buradaki konsepti yavaş yavaş e, çok değişkenli fonksiyonlara kalkülüs 3'te adapte etmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Malzememiz dediğim gibi iki değişkenli fonksiyonlar. Yani fx, y eşittir z şeklinde bir ifade varsa. Acaba ben bu ifade için e, türev kavramını nasıl çekip alıp buraya koyabilirim. Nasıl düşünebilirim? Türev kavramındansa buradaki ilk önce eğim sözcüğünü çekmek istiyorum. Buradan eğim sözcüğünü çekelim ve e, buradaki ne yapalım? İki değişkenli fonksiyon için eğim düşünmek nasıl bir şeydir? Bunu hayal etmeye çalışalım. Biliyoruz ki <laughs> iki değişkenli fonksiyonların değil mi? f virgül y eşittir z şeklindeki ifadelerin 3 boyutlu koordinat sisteminde grafikleri ne şekilde karşımıza çıkıyordu? Yüzey olarak karşımıza çıkıyordu değil mi? Burada bir eğri olarak karşımıza çıkıyorsa burada bir artık bir yüzey olarak karşımıza çıkıyordu. Ve bu yüzey tabii ki düz bir yüzey olmak zorunda değil. Ee, böyle engebeli bir yüzey olabilir değil mi? Böyle engebeler olabilir üzerinde yamuk yumuk şeyler olabilir. Ee, belki kapalı bir yüzey olabilir. Her şey olabilir değil mi? Çeşitli farklı yüzeyler ile temsil ediliyor bu matematiksel ifadeler 3 boyutlu koordinat sistemi bildiğimiz gibi. Şimdi ben bu yüzeyin üzerinde bunu böyle engebeli bir arazi gibi de düşünebilirsiniz. Mesela herhangi bir noktada herhangi bir noktadan başlasam, bu noktayı düşünsen. Bu yüzey üzerinde bu noktanın eğimi nedir? Böyle bir sorudan bahsedebilir miyim? Böyle bir şey düşünebilir miyim? Bu noktanın eğimi nedir? Değil mi? Düşünmek sanki birazcık zor gibi. Neden zor gibi? Biraz yardımcı olayım. Birazcık düşünmeye çalışalım. Bu noktadan başlayıp atıyorum şu yönde yürümeye çalışsanız belki bir e, ne diyelim bir yokuş çıkıyor gibi olacaksınız değil mi? Belki şu yönde yürüseniz biraz daha dik bir yokuş çıkıyor olacaksınız. Belki e, şu yönde yürüseniz. Ne, ne bileyim birazcık daha hafif bir eğimle karşılaşacaksınız. Belki böyle yürüseniz bir rampadan aşağı iniyor olacaksınız. Yokuş aşağı iniyor olacaksınız. Değil mi? Belki şu yönde yürüseniz hiçbir şekilde yüksekliğiniz ya da eğiminiz değişmeyecek. Düz yolda yürüyor gibi olacaksınız. Belki bu yönde de aynı şey olacak. Değil mi? Dolayısıyla burada şunu demek istiyorum. Engebeli bir arazide bulunuyorsunuz, bir başlangıç noktanız varsa bu, bu noktadan Hangi yöne doğru adım atacağınız değil mi? Hangi yöne doğru adım atacağınız'a bağlıdır karşılaşacağınız eğim. O halde burada şunu söylemek istiyorum ee, yüzeyler için değil mi? Yüzeyler için eğimi düşünürken yön yön kavramını düşünmemiz gerekecek. Hangi yönde eğim? Bunu sormamız gerekecek. Yukarıda kalkülüs 1'de böyle bir soruya gerek yok değil mi? Hepi topu zaten bir çizgi üzerinde hareket ediyorsunuz. Yapacağınız hareket pozitif x ekseni yönünde belli zaten. Bu böyle gideceksiniz. Ama burada artık bir sürü seçeneğiniz var değil mi? Bir yüzey üzerinde hareket ettiğiniz zaman birçok sonsuz tane farklı yöne gidebilirsiniz. Dolayısıyla her birinde de karşılaşacağınız eğiklik farklı olacaktır. O halde yönü düşünmeden, yönden bahsetmeden bir yüzeyde eğimden bahsetmek imkansızdır diyeceğiz. Tabi bunu şöyle de söyleyebiliriz. Değişim oranı sözcüğünü de çekip alabilirdik. Değişim oranı ne demektir? X'i değiştirdiğim zaman, girdilerimi değiştirdiğim zaman çıktılarım hangi oranda değişir? O demek değil mi? Burada girdilerim ne? X ve Y. Dolayısıyla girdilerimi değiştirdiğim zaman şöyle bir üç boyutlu koordinat sistemi çizeyim kabaca. Bu X ekseni olsun bu da Y ekseni. Girdilerim mesela şuysa X0 y sıfırsa çıktıyla benim kastım nedir? Burada 3 boyutlu koordinat sisteminde şu yüksekliktir değil mi? Z0 bu yükseklik olacaktır. Zaten bu yükseklikler bu noktaların birleşimi bir yüzeyi oluşturacak değil mi belki de. İşte e, dolayısıyla girdilerimi ama çıktım hangi oranda değişir şu demektir. Yüksekliğin nasıl değişir? Yani aynen burada olduğu gibi. Hangi yönde yüksekliği, hangi yönde gidersen yüksekliğin nasıl değişir? Yine aynı şeyi sormak zorundasın. Değişim oranını da çekip, değişim oranı sözcüğünü de çekip alsak değil mi? Dolayısıyla bütün bu kavramlar yön olmadan hiçbir şey ifade etmez. E, yani mantıklı gelmez daha doğrusu. <laughs> o halde burada... <laughs> Önemli bir tespit yapmış olalım. Eğim ve de değişim oranı gibi şeyleri düşüneceksek, yüzey ifadeleri için değil mi? Çok değişken fonksiyonlar için yönü düşünmemiz gerekecek. Peki, kısmi türev denen hadise, kısmi türev denen hadise nedir? Onu söyleyelim hemen çok kısaca. Kısmi türev denen şey de işte. Pozitif x ekseni yönünde ya da pozitif y ekseni yönündeki eğimlerdir. Bunlarla ilgilenir. Yani şuraya dersek ki eğer burası y ekseni yönündeki bir e, hareketi temsil ediyorsa, bu da x ekseni yönündeki hareketi temsil ediyorsa, işte e, şu yönde hareket etseniz eğiminiz ne olur ve de bu yönde hareket etseniz eğiminiz ne olur? Burası y ekseni yönü, burası da x ekseni yönü işte e, kısmi türev bunları söyler. Bunları bulmaya çalışır. Ha siz diyeceksiniz ki mesela aradaki peki aradaki şu yönlerde hareket etsem eğim ne olacak? Onu bulamayacak mıyım hiç? Bulabileceğiz tabii ki. Ancak dediğim gibi kısmi türev zaten konsept olarak bir başlangıç. Çok değişken fonksiyonlarda türev konseptini anlamak için bir başlangıç sadece. Dolayısıyla ilk önce bunu anlatıyoruz, bunu anlamaya kavramaya çalışıyoruz. Zaten bunu sonra daha bunu kullanarak daha sonra şu ara yönleri de tespit edebiliyor. Olacağız ara yönlerde gitsek acaba eğimimiz ne olur ya da değişim oranımız ne olur? Bunu keşfetmeye, anlamaya çalışıyor. Olacağız dediğim gibi. İşte demek ki genel olarak düşüncem bu şekilde ilerleyecek. Şimdi burayı bir silelim. Ve de şu ana kadar düşündüğümüz şeyleri bir e, birazcık daha matematiksel bir zemine oturtarak e, göstermeye, ifade etmeye çalışalım. Mesela ne diyelim? Şöyle bir koordinat e, düzlemi, koordinat sistemi çizelim, üç boyutlu. Burası mesela y eksenim olsun, burası z eksenim olsun, burası da x eksenim olsun. Ve fx virgül y eşittir z şeklinde, eşittir z şeklinde bir fonksiyonum varsa, iki değişken bir fonksiyonum ve bu fonksiyon bu koordinat sisteminde diyelim ki ya da şöyle biraz daha şöyle düzgün çizmeye çalışalım. Bu koordinat sisteminde şöyle bir şöyle bir yüzeyi temsil ediyorsa eğer böyle bir yüzeyi temsil ettiğini düşünün. Bu bir yüzey. Böyle bir yüzeyi temsil ediyorsa bu fonksiyon. Şimdi bu yüzey için eğimi nasıl düşüneceğim onu anlamaya çalışıyorum ve bir tane nokta bir başlangıç noktası seçersem eğer kendime e, nerede seçeyim şöyle birazcık daha şu tarafta seçeyim. Mesela böyle bir başlangıç noktası seçersem x0 şöyle yapalım tabii şöyle biraz daha düzgün olsun. x0 y0 girdi ikilisi için bu fonksiyon üzerinde işaretlediğiniz çıktı e, şurası oluyorsa eğer değil mi bu çıktı oluyorsa ve de bu nokta fonksiyon üzerinde ne demektir bu da x0'a y0'a f(x0, y0) ya da z0 değil mi? Bu noktayı işaretliyorsam acaba bu yüzeyin bu noktadaki eğimi nedir diye bir soru sorabilir miyim? Bu noktadaki eğim nedir? f(x0) ya da x0, y0 girdi ikilisi için bu fonksiyonun eğimi nedir? Böyle bir soru sormak mümkün müdür? aslında mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bir önceki sayfada anlattık. Eğimi nedir ama hangi yöndeki eğimi nedir? Tamam bu noktadan başladık. Hangi yönde? Hangi yönde değil mi? Hangi yöndeki eğim nedir? Bunu söylemeden hiçbir anlamı yok. Şöyle bir şey söyle artık ama bir anlamı olacaktır. X ekseni yani pozitif X ekseni yönündeki X ekseni yönündeki eğimi nedir? Böyle dersek bir anlamı olacaktır değil mi? E, tabii ki Kısmi türev ne dedik? X ekseni yönündeki eğimle ve de Y ekseni yönündeki eğimle ilgilenir. Biz ilk önce X ekseni yönündeki eğimi düşünmeye çalışalım. X ekseni yönündeki eğim ne demektir? Bu yüzey üzerinde X ekseni yönünde hareket ettiğiniz zaman acaba karşılaşacağınız eğim ne olacaktır? E peki bu yüzey üzerinde X ekseni yönünde hareket etmek ne demektir? Bunu biraz düşünmeye çalışalım. Girdi ikilisi için noktam şu ise değil mi? Bu noktayı birazcık şöyle değiştirsem, girdilerimi biraz değiştirsem. Çıktım ne olacaktır? Nasıl değişecektir burada? Belki şurası olacak değil mi? Ee, birazcık daha değiştirsem mesela çıktım belki şurası olacak değil mi? Ee, bu tarafa doğru birazcık değiştirsem X'i değil mi? X'i değiştiriyorum çünkü X ekseni yönündeki eğimden bahsedeceğiz. Belki şurası olacak bilmiyorum. Ee, birazcık daha şu tarafta böyle değiştirsem o da belki ne bileyim şurası olacaktır değil mi? Dolayısıyla bakın bu yüzey üzerinde x ekseni yönünde hareket etmek ne demektir? Birazcık hayal etmeye başladık aslında. Şu demektir. Şu x ekseni, şuysa eğer değil mi? Y'sini sabit tuttuğum zaman şu eksen üzerinde hareket etmek demek. Çünkü nedir? Y'yi sabit tutacağız burada. Bu eksen üzerinde hareket etmek demek. Şöyle bir düzlem çizerseniz, yani böyle bir düzlem hayal ederseniz eğer bakın. Şöyle yapalım bunu. ...böyle bir düzlem hayal ederseniz şöyle çizersek aslına bakarsanız bu düzlemin şöyle yapalım bunu da. Evet. Bu düzlemin bu yüzeyi kestiği değil mi? Bu yüzeyi böyle kestiği eğri üzerinde hareket etmek demektir. Ee, bunu şöyle yapalım. Mesela bu düzlemimiz değil mi? Bu düzlem bu düzlem bu eğri e, bu yüzeyi böyle bir eğri şeklinde bir çizgi şeklinde keser değil mi? Ya da bu düzlem bu eğri kestiği zaman böyle e, bu yüzeyi kestiği zaman pardon böyle bir eğri şeklinde iz kalır üzerinde değil mi? Böyle düşünebilirsiniz. İz düşümü ya da öyle diyelim. Bu yüzey üzerindeki iz düşümü e, bu yüzeyin e, bu düzlem üzerindeki iz düşümü şu eğridir değil mi? Ve bu düzlem üzerinde bu düz, e, pardon bu Yüzey üzerinde bu yeşil yüzey üzerinde bu noktadan başlayıp x ekseni yönünde hareket etmek demek aslında bakarsanız bu eğri üzerinde hareket etmek demektir bunu düşünebiliriz değil mi ve işte bu noktanın x ekseni yönündeki eğimi de bu eğriye aslında bakarsanız çizilen şu teğet doğrusunun eğimi olacaktır başka bir şey değil. Ne dedik? Ne dedik? Birazcık daha <laughs> anlamaya çalışalım. Bu düzlem ne? Bir kere onu söyleyelim. Bu düzlem ne? X0, Y şöyle şuraya da kayboldu bu. X0, Y0 noktası için bakıyoruz değil mi? Ee, girdi ikilisi için eğim bulmaya çalışıyoruz. Peki bu düzlem ne düzlemi? Ee, y eşittir Y0 düzleminden başka bir şey değil. Neden? Çünkü bakın buradaki dikkat edersiniz, X'ler değişiyor bu düzlem üzerinde. Y'ler ise Y0 olarak sabit kalıyor değil mi? eşittir Y0 düzlemini düşünürsek demek ki ve bu düzlemin bu yüzeyi bu şu yüzeyi fonksiyonu temsil ettiği yüzeyi kestiği yere bakarsak bu kestiği yer işte böyle bir ne olacaktır eğri olacaktır ve tekrar ediyorum bu yüzey üzerinde fonksiyonun ifade yüzey üzerinde x ekseni yönünde hareket etmek demek işte bu eğri üzerinde hareket etmek demektir aslına bakarsanız. Dolayısıyla böyle bir eğriyi temsil ediyorsa bu eğrinin, eğrinin eğer ki ben denklemini bulursam ve de belli bir noktadaki türevini alırsam neyi bulmuş olacağım? O noktada çizilen teğet doğrusunun eğimini bulmuş olacağım. Yani o noktanın fonksiyon için türevini, eğimini hesaplamış olacağım. Hikaye bundan ibaret. Peki şimdi burada ne yaptığımızı birazcık daha matematiksel olarak yazmaya çalışalım. Benim e, x ekseni yöndeki eğimi nasıl bulacağız? Yani bu yüzey üzerinde x ekseni yönde hareket ettiğimde eğim ne olacak? Bunu bulmaya çalışıyoruz. fx virgül y eşittir z benim şu yeşil yüzeyimin fonksiyonumun denklemi değil mi? Bu, bu da bu düzlemin denklemi de y eşittir y sıfırdır dedik ve e, bu düzlem denklemi bu da e, benim fonksiyonumun yüzeyinin denklemi ise bu ikisinin kesişim nok kesişimi olan şu eğrinin denklemini nasıl bulabilirim? Bu fonksiyonda y yerine y0 yazarak bulabilirim değil mi? Bakın f(x, y0)ı düşünürseniz işte bu da bu matematiksel ifadede şu eğrinin şu kırmızı eğrinin e, denklemidir eğrinin denklemi. Dikkat edin artık bu denklem tek değişkenli bir e, denklem haline gelmiştir değil mi? Neden? Y'yi sabit tuttum. Y'yi Y0 olarak aldım ve düzlem denklemidir o da zaten. E, bunu bunun içine yazınca zaten bir, bir iki şeyin kesişimi nasıl buluyorduk? İkisini birleştiriyoruz değil mi? Birini birinin içine yazınca ikisinin kesişimi olan eğrinin denklemini buldum. Bu eğrinin denklemi de tabii ki tek değişkenli bir ifade. Neden? Çünkü burada y0 neyse 2 ise 3 ise 5 ise burada sadece x'li bir denklem olacak değil mi? Bu x'li denklemde işte bu eğrinin denklemi olacak. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu eğrinin denklemini yazdıktan sonra eğer bu ifadenin bakın bu ifadenin x'e göre türevini alırsak ne bulmuş oluruz? Bu eğrinin eğiminin genel kuralını bulmuş oluruz değil mi? Aynen bizim direkt kalkülüs... Bir de e, bildiğimiz e, türev alma, değil mi? Eğiminin genel kuralı, eğrinin eğiminin genel kuralını bulmuş oluruz. E ben e, bu eğri üzerinde x'in x0 olduğu noktadaki eğimi istiyorsam, bunu arıyorsam eğer, x yerine de bu genel kuralda x0 yazarsanız işte neyi bulmuş olursunuz? E, f(x, y) fonksiyonunun fonksiyonun x0 y0 girdi ikilisi için bu noktadaki nesne bulmuş olursunuz. bu noktada çizilen t doğrusunun t ya da şöyle diyelim tabii ki x ekseni yönünde çizilen x ekseni yönünde x ekseni yönünde t doğrusunun t doğrusunun eğimini bulmuş olursunuz. Yani x ekseni yönündeki eğimi bulmuş oluyorsunuz x0 y0 noktası için ya da başka bir deyişle fx virgül y fonksiyonunun x0 y0 noktasında X'e göre, X'e göre kısmi türevini bulmuş oluyorsunuz. İşte kısmi türev bu demek. Kısmi türevini bulmuş oluyoruz. İşte. Tüm hikaye bu. Bunu yapacağız. Yani matematiksel e, altyapıyı da gördüğünüz gibi oturttuk. Ve bu şey, bu yazmış olduğum şey zaten kısmi türevdir. Kısmi türev almak denir buna. E, tabii ki bunun notasyonlarını vesaireyi anlatacağız ileride. Ama şu anda konuyu anlamaya çalışıyoruz. Ee, tabi burada şöyle de görebilirsiniz ne, ne yaptığımızı. Burada bir eğri var değil mi? Basitçe aslına bakarsanız bir eğrinin bir noktadaki eğimini buldum. O kadar değil mi? Şurayı tabi ki ZX e, düzlemi olarak gösterirsek. Çünkü neden? y 0 bu düzleme paralel bir şeydir değil mi? E, ve bu düzlemin yeştiriye 0'ın e, bu yüzeyi kestiği yere de bu yüze, e, ya da bu yüzeyin bu yeşil y, y sıfır üzerindeki iz düşümü, iz düşüm sözcüğünü de biliyoruz değil mi? İz düşüm bulmayı, kontur grafiği ve düzey eğrilerini anlatırken anlatmış ki bu iz düşümdür değil mi? Bu yüzey üzerindeki şu iz düşümünü, iz düşümü eğer ki bu kırmızı eğri ise o da mesela böyle bir şey ise eğer değil mi? Bu kırmızı eğri. Bu kırmızı eğrinin işte x eşittir x0 noktası için o da belki şöyle bir noktaysa x eşittir x0 noktası için eğimini bulmuş olduk. Bu kırmızı eğrinin denklemini ne olarak bulduk? Zaten denklemde fx y0 olarak yazdık değil mi? Ee, normal tek değişkenli bir fonksiyon haline geldi. Ve bunun türevi de demek oldu ki bunun e, x0 noktasındaki türevi o noktada bu eğriye çizilen teğetin eğimidir. Değil mi? Bunu yapmış olduk aslına bakarsınız başka bir şey değil. Direkt e, tek değişkenli fonksiyonlarda türevin anlamı. Tabi burada sadece bir şöyle bir not olarak bir yıldız koyayım. <laughs> bir şey daha söylemek istiyorum. Biz tek değişkenli fonksiyonlarda türevi tanımlarken bir şey daha bir matematiksel ifade daha kullanıyorduk değil mi? Mesela fx fonksiyonunun x eşittir x0 noktasındaki türevi kalkülüs 1'de ne demekti tek değişkenli fonksiyon için? Matematiksel tanımı neydi yani bu türevin? E, f'nin türevi x0 tabii ki biliyoruz x0 noktasında çizilen teğetin eğimi ancak bir de şöyle bir e, matematiksel tanım var. Bunu anlatmıştık şu anda uzun uzun anlatmıyorum. Limit h0'a giderken fx0 artı h eksi fx0 bölü h olarak matematiksel tanımını da yazabiliyorduk limitli bir şekilde değil mi? Bunu da aynı şekilde yazabilirsiniz. Yani kısmi türevin de aynı şekilde böyle matematiksel olarak e, limitli tanımını yazabilirsiniz. Bu geometrik tanımı gibi düşünün. Ee, ne yapabilirsiniz? Ee, şöyle diyelim. Biz aslında ne yaptık? F -X y sıfır e, fonksiyonunun değil mi? F -X y 0 eğrisinin x eşittir x 0 noktasındaki türevini bulduk değil mi? X'e ee, e göre türev alırken. Dolayısıyla ne yaptık? E, F'nin türevi x 0 y sıfır yazacaksınız eşittir limit yine h sıfıra giderken e, f x sıfır artı h değil mi? Virgül y0. Bu virgül y0'ı hiç değiştirmiyorum. Zaten bu sabit kalıyor değil mi? Bakın burada sabit zaten. Yine değiştirmiyorum. Eksi fx0 y0 bölü h, h0'a giderken yine e, nedir? X'e göre kısmi türevin işte e, matematiksel e, böyle limitli e, tanımıdır değil mi? E, bunu da böyle yazabileceğimizi de sadece e, parantez içerisinde söylemiş olalım. Ee, bu da tanımdır. Yani kısmi türevin tanımını böyle de yazabilirsiniz ama tabii ki biz anladık zaten. O da zaten buradaki hikayeleri e, bana anlatan matematiksel ifadedir. Onu uzun uzun üzerine durmuyoruz. Zaten çok iyi biliyor olmamız lazım değil mi? Türevin klasik tanımını. Bunun, içerisinde, bunun için de geçerli o tanım. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ne yaptık tabii ki? X ekseni yönündeki eğimi bulduk. <laughs> bir de kısmi türev neyle ilgilenir demiştik. Y ekseni yönündeki eğimle ilgilenir demiştik. Y ekseni Yönündeki eğimi de bulabilirdik biz y ekseni yönünde. E, bunu nasıl bulacağız? Bunu da artık böyle uzun uzun anlatmıyorum. Çok hızlı bir şekilde anlatıyorum. Y ekseni yönünde e, eğim bulurken de ne yapacağız? E, y ekseni yönünde hareket etmek yukarıdaki yüzey üzerinde ne demektir? Onu düşüneceğiz. Bu renkle yapayım. E, yani şu y ekseni ne, paralel değil mi? X'i sabit tutuyorum bu sefer. E, şu bu sefer düzlemi düşünürseniz, değil mi? Şu düzlemi düşünürseniz. işte bu düzlemin, e, tabi burada biraz şekil karıştı aslında değil mi? Bu düzlemin, bu e, yüzeyi, şu yüzeyi, fonksiyonu ifade ettiği yüzeyi kestiği yerde o da mesela belki şöyle bir eğridir. Değil mi? Kestiği yer böyle bir eğridir. Ve e, bu yüzey üzerinde yine, bu yeşil yüzey üzerinde Y ekseni yönünde hareket etmek aslına bakarsanız bu noktadan başlayıp bu mavi eğri üzerinde hareket etmekten başka bir şey değildir değil mi? Y bak Y doğrultusu burası ve yüzey üzerinde Y yönünde hareket etmek demek şu mavi çizgi üzerinde eğri üzerinde hareket etmek demektir. Buradaki tabii ki bu mavi çizginin bu eğrinin diyelim bu mavi eğrinin denklemini nasıl bulacağız? Şu görmüş olduğunuz Düzlem ne düzlemidir? Bu sefer x eşittir. x 0 düzlemidir değil mi? Bu düzlemde xlerin hepsi sabit tuttum değil mi? x sıfır olarak bunu sabit tuttum. Y'ler ne yapıyor artık? Değişebiliyor değil mi? Y Y'ler değişebilir. Bunlar, bu düzlemin hepsinin x'leri sabittir. O halde e, şimdi ne yapacağım? Bakın dikkat edelim. Y ekseni yönünde e, eğim bulurken de e, fonksiyonum neydi? fx virgül y eşittir z idi. Ve e, şuradaki mavi düzlem ne oluyor artık? Buradaki mavi düzlemde x eşittir x 0 düzlemi oluyor. Ve bu ikisinin kesişimini bulursam eğer şu mavi olan eğrinin e, matematiksel ifadesini bulmuş olurum, değil mi? E, F x sıfır y. Bu nedir? E, buradaki mavi eğrinin Denklemidir, başka bir şey değildir ve yine burada olduğu gibi tek değişkenli bir ifadedir, başka bir şey değil ve bunun bu sefer y'ye göre türevini alırsam, tabii ki bu eğrinin denklemi ne olarak karşıma çıkacak? X'i sabit tuttuğum için sadece y'li bir ifade çıkacak, değil mi? <laughs> 2y, 3y, 5 neyse artık. Bu y'li ifadenin de türevini alırsanız y'ye göre e, neyi bulursunuz? E, y'ye göre eğimin genel kuralını bulmuş olursunuz genel kuralını ve burada da yine y yerine istediğiniz hangi noktada arıyorsanız y eşittir y0 noktasındaysa y yerine y0 yazarsanız da neyi bulmuş olursunuz f x virgül y fonksiyonunun x0 y0 noktasında y'ye göre y'ye göre kısmi türevini bulmuş olursunuz ya da bu da zaten ne demektir bu eğriye bu eğriye e, x0 y0 işte z0 noktasında yani şu noktada çizilen şu teğet doğrusunun eğiminden başka bir şey demek değildir zaten diyoruz. Y eksinin yönündeki eğim de bu şekilde bulunabilir ya da y'ye göre kısmı türevde böyle e, gösterilebilir diyeceğiz. Tabii ki mesela buradaki hikaye için şurayı silelim. Evet şöyle yapalım. 30. E, burayı şurayı şöyle ne oldu buna? Evet şöyle silelim burayı birazcık. Ee, çok az kaldı zaten. Evet. Burada e, neyi bulmuş olduk aslına bakarsanız? E, şu eğriyi hayal edersek Z bu sefer Y değil mi? E, y ekseni yönde hareket etmek şu eğri üzerinde hareket etmek demektir. Z Y eksenlerini böyle çizerseniz ve bu eğri de belki şu mavi eğriyi de buraya böyle taşıdığımı düşünürseniz eğer bu mavi eğri böyle bir şey ise onun üzerinde sadece bir noktadaki e, nedir? y eşittir y0 noktasındaki e, türevi bulmuş olduğum y'ye göre e, zaten bu eğrinin denkleminde nedir? fx0 y'dir matematiksel ifadesi ve bu matematiksel ifadenin de bu noktadaki y eşittir y0 noktasındaki eğim de bu noktada e, bu fonksiyona çizilen bu teğet doğrusunun eğiminden başka bir şey demek değildir zaten diyoruz. Evet. Kısmi türevi genel olarak aslında kısmi türevin anlamını iyi bir şekilde anlattığımızı, anladığımızı düşünüyorum. Bu video bu kadar olsun. Tabii ki bu konu bitmeyecek. Bu konuyu anlatmaya daha devam ediyor olacağız bir sonraki videoda da yine anlamı üzerine konuşmaya ve bir tane de örnek yapmaya çalışacağız.